Söz sırası İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Özden Kaboğlu'nda. Buyurun Sayın Kaboğlu. Sayın Başkan, Divan, değerli milletvekillerim. Anayasa Mahkemesi güçlendirilmeli ve etkili kılınmalıdır. 2017'de kurul halinde yönetim, siyasal karar düzenekleri, siyasal sorumluluk kaldırılmış, yürütme ilk kez tek bir kişiye verilmiştir. Parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme, devlet, siyaset, idare üçlü ayrımına dayanan geleneksel devlet yönetim yapısını alt üst etmiş, bu durumun yarattığı kaos bütçe görüşmelerine somut bir biçimde yansımıştır. Gerçekten yürütme üzerinde tekelci yetkiye sahip olan kişi devletin varlık nedeniyle özdeşleşen bütçede yok. Uygulamada her yerde hazır ve her şeye nazır kişi en olması gereken yerde yok. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi, konu bütçe. Anayasa Mahkemesi denetimi ve etkililiği üzerinde bu ortamda konuşuyoruz. Avrupa modeli üzerine kurulan Anayasa Mahkemesi 60. yılında kuruluş amaçları doğrultusunda karşılaştırmalı anayasa yargısı verileri ışığında değerlendirilmelidir. Anayasa Mahkemesi kararları kesin ve bağlayıcıdır. Bu konuda tartışma yapılmamalıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirmek yerinde ve yararlıdır. Ama tanımamak, uygulamamak ve Anayasa Mahkemesi'ni kapatmakla tehdit etmek anayasal düzeni tahrip ve ilga girişimidir. Normlar hiyerarşisi ters yüz edilmiştir. 2017 anayasa değişikliğiyle kurulan ve siyasal anayasal tarihimize yabancı olan parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmede yasal düzenleme amacı olarak kamu yararından çok siyasal saikler öne çıkmakta. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çoğu kez anayasal yetki çerçevesi dışında ve torba biçiminde istisnasız olarak gerekçesiz hazırlanmaktadır. Yasa teklifinde kendi gündemini belirleyemeyen Yüce Meclis, anayasanın emredici ve yasaklayıcı maddelerine açıkça aykırı düzenleme yapmakta sakınca görmemekte. Yine denetim alanında olan CBK'leri denetlemekten kaçınmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çakışan düzenlemeler Anayasa Komisyonu'na götürülmeden yeniden yasalaştırılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa Mahkemesi'nin pilot kararları gereği yapmak zorunda olduğu düzenlemeleri yapmaktan kaçınmaktadır. İşte bu durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi için Anayasa Mahkemesi'ne etkili başvuruda bulunmak sadece anayasal yükümlülük değil, aynı zamanda tarihsel bir sorumluluktur. Ama yaratılan bu hukuk enkazı karşısında en etkili, en uzman Anayasa Mahkemesi raportörleri bile etkisiz kalabilmektedir. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünün azalması için adil yargılanma gerekleri yargı bütününde geçerli kılınmalıdır. Anayasa Mahkemesi sadece iş yükü fazla olduğu için değil, baskılar nedeniyle iş yükü artmaktadır. 1910'da yapılan bireysel başvuru hakkının tanınması Avrupa Mahkemesi ve Avrupa Sözleşmesi'nin ciddiye alındığını gösterir. O nedenle yargı bütününde reform yapılması gerekirdi. Adil yargının gerekleri bütün yargıya teşmil edilmesi ölçüsünde Anayasa Mahkemesi etkili olabilirdi bireysel başvuru, ama bu yapılmadığı için sadece 2021'in ilk 11 ayında 130 hak ihlali kararı 21 hak türüne yayılmaktadır. Çok geniş bir alana. Ama Anayasa Mahkemesi ancak 15 ayda karar verebilmekte bir dosya üzerinde, CBK'ler üzerinde ise 17 ay beklemekte, ama bir ciddi gündem sorunu bulunmakta. En yaşamsal yasalar o halin
devamına dair yasa, bir nolu CBK veya yeniden yasalaştırılan Anayasa Mahkemesi kararları üzerine çıkarılan yasalar hala 3 yıl geçtiği halde aradan bekletilmektedir. Bu ciddi bir sorundur. Yani kısaca anayasal OHAL sürmektedir. Peki etkili kılınma... Tamamlayalım lütfen hocam. Teşekkürler Sayın Başkan. Bir kez yürütme suçsuzluk karinesi kanunsuz emir ve yargı bağımsızlığına ilişkin anayasa maddelerine kesinlikle saygı duymalıdır. Yasama Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, değildir deme cüretini bu kürsüden dile getirilmemelidir. Kesinlikle bu kabul edilemez. Yargı Anayasa Mahkemesi kararlarına uymalı, uymayanlar yaptırıma tabi tutulmalıdır. Şu halde öncesinde yapılması gerekenler var. Meclise büyük görev düşmekte. Anayasa Mahkemesi yorum tekniklerini uygularken Avrupa benzerlerinden esinlenmeli. Sonrasında ise kararları tartışmasız bir biçimde uygulanmalıdır. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün bunlar var olan anayasal düzen içerisinde yapılması gerekenler. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmak için demokratik hukuk devleti inşası acil bir görevdir. Öncelikle Cumhuriyet'in temel kurumlarını yasama, yürütme, yargı... Teşekkür ediyorum Sayın Kaboğlu.